sonra çok 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 Atilla Eşdan hocamızdan dolar yorumu. Bu mevduatı alır, içeride brrrr işler, kazıklar pardon, iyi ki elim gözükmüyor orada. Amerika'da, Türkiye'de veya dünyanın hiçbir yerinde bu enflasyon hedeflere düşmez gelecek sene. Bankalar bu kadar deli kar ediyor. Aman ne olacak karın bir kısmını verseler? Dolar patlarsa ne olacak? Dö 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 evet. Dö. Zurnanın zırt dediği yer en önemli kısım. Efendim, ekonomide Saadet YouTube'un ve aynı zamanda Atilla Yeşilada hocamızın YouTube'una tekrar hoş geldiniz diyorum. Atilla hocamızın yatak odasından canlı yayınla bağlandığımız bu yayında ben yine böyle hocamızın tercihi böyle efendim. Onun için gülmeyin. Efendim bu akşam tabii herkesin özellikle dün akşamdan itibaren piyasanın içerisinde olan pek çok kişi özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarını dikkatle hem takip ettik hem de özellikle faiz kararı sonrasındaki soru cevap kısmı da çok önemliydi. Çünkü böyle bir piyasa bir gitti bir geldi. Şimdi eminim bu akşam da inşallah YouTube'a koyuyor olacağız. Daha sonradan sizin kanalınızda da izleyenler olabilir. Dolayısıyla bence buradan sonraki sürece epey ışık tutan bir aslında açıklama. Ama bir taraftan da çok daha volatiliteyi de arttıran açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Onun için hemen Amerikan Merkez Bankası'na başlayalım istedim hocam. Dün 0.75 puanlık piyasa beklentisi gibi faiz artışı geldi. Ama buradan sonraki sürece dair biraz böyle açıklamalar hem faiz adımlarını yavaşlatma kararı aldı. Ama aynı zamanda faiz artışlarını durdurmak için de henüz daha erken dedi. Dolayısıyla yani faiz artışları olacak ama küçük küçük olacak mı? Ve siz bunu çok daha evvelki yayınlarımızda da piyasa böyle çok rahat gidiyor ama 2023 hiç de öyle kolay bir Fed'in bu konuda açıkçası piyasa beklentisiyle ilgili sizin bu konudaki açıklamalarınız hep şeydi. Yani 2023 boyunca da Fed'in faiz artışı yapacağı yönündeydi. Biraz uzattım ama orada en azından yayınımızın başını kaçırmasını istedim. Hocam. Sağ olun. Benim söyleyeceklerimi söyledin. İçim kolaylaştı yani. Tamam. Hocam lütfen buradan devam ediniz isterim. Tekrar hoş geldiniz diyerek sizi size bırakıyorum. Her şeyden önce hakikaten herkesin zamanı çok kıymetli. Bu canlı yayına katıldıkları için herkese teşekkür ediyorum. Sana da bu fırsatı sağladığın için. Ya ben çok yalın düşünen bir insanım. Yani bir kamu görevlisi, bir devlet insanı. Karşıma çık. Arkadaşlar biz durumu şöyle şöyle görüyoruz. Şunları şunları yapacağız dediği zaman ama ben peki öyleyse öyledir. Ben de buna göre tedbirimi alayım derim. Maalesef dünyada da Türkiye'de kafalar böyle çalışmıyor. Aman tersten okuyalım. Satır aralarında ne demek istedi acaba? Bunları görmüyorum. Ben şunu görüyorum. Bir, Amerika'da, Türkiye'de veya dünyanın hiçbir yerinde bu enflasyon hedeflere düşmez gelecek sene. 2024 ortalarında belki düşer. İki, Fed resesyondan korkmadığını hiçbir merkez bankası, siyasi iradeye tabi olmayan, enflasyondan korkmayacağını çok net söyledi adam. Diyor ki yani resesyon olursa istihdam kaybı olur, birkaç milyon kişinin canı yanar ama ben enflasyonla şimdi mücadele etmezsem hastalık bütün hücrelere yayılır. Ondan sonra 250 milyon insan perişan olur. Dolayısıyla çok açık bir şekilde faiz arttırımlarından vazgeçmeyeceğini söyledi. Şimdi bu sözlerin doğru olduğundan yola çıkalım. Ne görüyoruz? Bir, anketlere göre Fed'in politika faizi 5'e gider en az. Ve bu 2023 yılına kadar sürer. Sonuna kadar sürer. Ondan sonra da yine benim piyasa katılımcılarının çoğuyla anlaşamadığım nokta faiz arttırımlarının bitmesi illaki yeniden faiz indirimlerinin başlaması anlamına gelmeyecek. Ondan sonra da yatırımcılar için oldukça uzun sayılabilecek bir süre. Belki 6 ay, 1 yıl bekleyecekler. Ki enflasyon iyice ikilere düşsün ve kafayı kaldıramayacağı ortaya çıksın. Dolayısıyla şu anda her şeyden önce tabii ki tahvil piyasasının veyahut da döviz piyasasının doların tersine gitmek anlamında olumlu olması için bir sebep görmüyorum. Borsalar bence bu gerçeği iskonto etmiyorlar. Ama yani şöyle bir hesap çok kaba, hani biraz da bu işleri bildiğimi göstermek için ukalalık edeyim. Case'çilerin böyle iş döngüsüne göre uyarlanmış bir FK şeyi var, modeli var. Case'çilerin diyorum, Schiller'in pardon.
Buna göre gittiğimizde daha S&P'nin %20 düşmesi lazım. Bana bu gayet makul bir düşünce gibi geliyor. Bir şey daha var ki onu bence asıl S&P ya da bütün mali piyasalar dayağı oradan yiyecek. Yani bizde de çok konuşulmuyor bu. Bu arada YouTube'da Para Analiz kanalında Erdal Gerçek'le bir video çektim. Onu izlemesini isterim izleyicilerimizin. Arkadaşlar bir de bunun yanında bilanço daraltıyorlar. Yani belki kelime çok teknik olduğu için anlam ifade etmiyor ama bilanço daraltmak da aslında bir faiz arttırma, parasal sıkılaştırma yöntemidir. Sonuçta bilançonuzda bulunan tahvilleri piyasaya zorla satıp karşılığında doları çekiyorsunuz piyasadan. Şimdi o zaman ne oluyor? Bir yandan dolarla borçlanmanın maliyeti artıyor. Ve eğer hisse senediyseniz borçlanma maliyetleri yükseldiği için hisse senedinin göreceli cazibesi azalıyor. İkinci tarafta da piyasada herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar dolar bulunmuyor. Çok ufak bir parantez. Bank of England dün bu süreci başlattı. 2023 başında Avrupa Merkez Bankası da aynı şey yapacak. Yani dünyanın para arzını teşkil eden para birimlerinin büyük kısmı hatta belki Japon yeni bile yeteri kadar büyümeyecek, genişlemeyecek. Bu ne anlama geliyor? Bu bir, her öyle fon yöneticisi kaldıraç kullanıp borsada hisse senedi alımı yapamaz anlamına geliyor. İkincisi, dolar, euro gibi büyük para birimlerinde artık herkes maliyetine katlansa da kredi alamayacak. Çünkü yeteri kadar dolar yok piyasada. O zaman ne olacak? Tabii ki krediler en yüksek kredi notu olanlara gidecek. Türkiye gibi, junk tahviller gibi, Çin'de konut inşaatçıları gibi itibarını yitirmiş kurum ve kuruluşlar kredi alamayacaklar. Nokta. Burada bitiyor. Hala ama hocam, bütün buna rağmen mesela ben dün bütün yurt dışı piyasaların, borsaların çok daha ciddi bir satış yemesini beklerdim. Çünkü şöyle görüyor piyasa hala. Yok canım, 2023 sonuna kadar yüksek tutmaz FED bir noktada, belki Haziran'dan sonra tekrar bir faiz düşüşü noktasında bir aksiyon alır gibi. Çünkü şu anda öyle bir dediğiniz gibi, yani eğer böyle bir ikna etse piyasaları, o zaman gerçekten şu andaki borsadan çok daha ciddi bir satış iyi olmamız lazım. Dünya piyasaları, dünya borsaları açısından söylüyorum. Ama öyle sanki hala hani duyuyoruz ama duymamazlığa geliyor gibi bir nokta var piyasalarda. Ya da bunun Tabii. fiyatlaması olmadı henüz. Son derece haklısın. Yani Türkiye'de de bu konuda çok isim vermeyeyim. Benim şahsen tanıdığım ve güvendiğim insanlar da aynı şeyi bugün Twitter'da da söylüyorlardı. Bu bence gayet doğal. Davranışsal bilimden sebeplerini görürüz. Ya adam 22 yıldır kaç defa açın okuyun Greenspan'den Bernanke'ye kadar geleceğiz, canınızı yakacağız. Bak sopayla geliyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz diye şarkıyı söylemiş. Arkasında yok pandemi çıktı, yok mali kriz çıktı, yok şu oldu, bu oldu. Hemen cart diye cayıp vazgeçmişler. Şimdi bu tabii 22 yıllık bir süreç Saadet. İnsan hayatının dörtte biri neredeyse. Tamamen buna alışan ve gerçeklerin değiştiğini görmek istemeyen veyahut da hani kendi mantıklı analizini yapıyor. Ya değişmedi gerçekler diyebilen çok insan var. Sorun da oradan kaynaklanıyor. Ben dünyanın belki 10-15 yıl eski haline dönemeyecek kadar değiştiğini düşünüyorum. Şu noktaların altını çiziyorum. Bir, belki hani konuşuruz fırsat bulursam. Dünya artık jeopolitik risk falan lafını aşalım, bloklaştı. Yani globalizasyondan bloklaşma, kutuplaşma sürecine geçtik. Bunun ticaret ve finansman üzerindeki ekonomik etkileri fevkalade olumsuz olacak. İkincisi, enerji tarafına baktığımızda Ukrayna Savaşı'nı bir kenara bırak. Bunun getirdiği ambargoları bir kenara bırak. Ya kardeşim kimse 10 yıldır enerjiye yatırım yapmadı yeşile dönüyoruz diye. Yok. Üç, gıda tarafında. İklim değişikliğini kimse bilmiyor mu acaba? Ya kardeşim Ekim'de yağmur yağmadı Türkiye'ye ya. Şaka mı yapıyorsunuz? Yok gıda mı da? Şimdi bunları birleştirdim de ben yepyeni bir dünya görüyorum karşında. Ve bir şey daha ekleyeyim. Bu da tamamen ukalalık ha. Yani aslında hiçbir konuya açıklayıcı etkisi yok ama söyleyeyim. Bak, dünya 30 yıl bir dezenflasyon süreci yaşadı. Bunun konjonktürel nedenleri var ama temel nedeni şu. 90'da Sovyetler Birliği dağıldı. Bütün Sovyetler Cumhuriyeti ucuz emek pazarı haline geldi. Yine
91 yılında Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmayı kabul etti. 1,4 milyon insan katıldı dünyanın iş gücüne. Arkasından internet ve sosyal medya platformları patladı. İşte sanayi 4 falan geldi. Bütün bunlar akıl almaz bir dezenflasyon etkisi yarattılar. Çünkü yani bütün bu işte şu anda kullandığımız cep telefonu gibi ürünlerde teknoloji o kadar çabuk inkişaf ediyor ki fiyatları hızla düşürüp yine de kâr marjınızı koruyabiliyorsunuz. Artık bu süreçlerin sonuna geldik. Çin ve Rusya yeniden dünya ekonomisinden kopma sürecine geldi. Yukarıda bahsettiğim teknolojilerin çoğunun ekmeğin, pardon ellerim çok titriyor kusura bakma. Ya hanım da söylemişti yayından önce içme diye ama dayanamadım abi. İçişim falan yaşlandık abi. Bence bu teknolojinin de şu anda artık ekmeğini yedik. Ha yenileri gelecektir eminim ama belki gelecek sene olmayacak. 10 sene olacak. Yani kalıcı olarak öyle çok abartılı değil ama dünya enflasyon ortalaması 3 ise bizi 5'e çıkartacak bir ortama geçmiş olabiliriz. Bu yüzden ben herkesin fikrine saygı göstermekle birlikte Fed'in cayabileceğini düşünmüyorum. Ha nasıl cayar onu da söyleyeyim. İsteyen o teoriyi alsın kullansın. İki koşulu var. Bir ben enerji ve gıdada yanılıyorumdur. İşte Ukrayna savaşı biter, tahıl koridoru açılır, şu da olur, bu olur. Dünya resesyona girer, Brent 40 dolara düşer. Gıda emtialarında gelecek sene Dünya Bankası %5 ortalama fiyat düşüşü bekliyor, %10'a çıkar. Manşet enflasyonu hızla düşer ve daha der, tamam biz yanılmışız, niye insanlara acı çektirelim? İkincisi resesyon değil ama mali krizcikler patlak vermeye başlar. İngiltere'de devlet tahvili spazmı, bak kriz demiyorum, çok korkutucuydu. Bütün kamu yöneticileri bundan ders aldılar. Şimdi harıl harıl dünya finansmanının temelini teşkil eden devlet tahvili piyasalarında likiditeyi arttırmaya ve önerilen fiyatla kabul edilen fiyat arasındaki yani bid-ask spread'i daraltmaya çalışıyorlar. Bunda başarılı olamazlar. Kredi piyasaları, devlet tahvili piyasaları tıkanır. İşlem yapılamaz hale gelir. Kimse devlet tahvili ya, ihraççılara girmek istemeyebilir. Ha, o durumlarda Fed vazgeçer bu yoldan. Yani ben bunların olasılığını çok düşük görüyorum. Ama yani Evet. olursa tamam tabii ki o zaman Fed vazgeçer. Yalnız bu bir Çin atasözü mü bilmiyorum, Fransız atasözü mü? Dua ederken ne istediğimizi iyi anladığımıza emin olalım. Tabii ki Brent 40 dolara falan düşerse çok iyi olur. O harika, dünya için harika bir sanat. Ama Fed mali kriz patlayacak korkusuyla yeniden para basmaya başlarsa ben yani riskli varlıkların prim yapacağını hiç düşünmüyorum. Şenlik var. Oraya geleceğim hocam. Şimdi birazcık tabii sorularda da vardı. Eminim şu anda bu sizin anlattıklarınızdan akıllarında, hatta soruda da güzel bir soru vardı. Yani bütün bunlara rağmen, doların değerlendiği bir trende rağmen, Sait Hanım içeride dolar TL nasıl böyle kalıyor diyenler var. Onlar beklesin bir dakika. Çünkü bugün aslında çok veri yoğun da bir gündü. Dün akşam Fed'in toplantısı ama bugün de bizim enflasyonumuz geldi hocam. Gözümüz Evet. aydın. 3,5, 3,54 geldi aylık enflasyon. Böylece biz TÜFE'de %85,51, ÜFE'de de %157,69'a yükselmiş olduk. Söylenildiği gibi bundan sonraki süreçte özellikle yıl sonuna doğru hem enflasyon beklentisi hem de bugünkü bu %85,51, 1998 yılından beri en yüksek enflasyondayız. Böyle pik noktadayız. Ama öte taraftan da gayet yıkılmadık, ayaktayız şeklinde devam ediyoruz hocam. Burayı nasıl değerlendirdiniz? Bugün gelen enflasyonla da ilgili biraz içeri piyasaya dönelim istedim. Ya tabii bu her şeyden önce Başkanımız Sayın Erdoğan'ın muazzam başarısı, onu tarihe geçirecek başarı. Biliyorsun yani ilk buzdolabını, ilk tekerleği, ilk atlı araba Sayın Erdoğan döneminde Türkiye'ye girdi. Enflasyonda da bu seviyeye Sayın Erdoğan sayesinde çıktık. Daha önce hiç olmadı. Şimdi bir kere enflasyon düşecek mi, çıkacak mı, nereye gidecek konusunu incelerken enflasyondan neyi kastettiğimizi anlayalım. Bir yıllık enflasyon var. Bu birikimli. 2 aylık enflasyon var. Bu şu anda yaşadığımız realite, markete gittiğimizde. Bir de 12 ay sonrası için beklediğimiz enflasyon var. Bu da bizim iş planlarımızı ve bireysel yatırım kararlarımızı etkiliyor. Şimdi bunlardan şu andaki şu ay aldığımız kötü rakama rağmen yıl sonunda yani Ocak ayında en geç yıllık enflasyonun patır patır düştüğünü göreceğiz. Çünkü geçen sene Aralık'ta enflasyon
Aralık'taydı. Aralık'ta mı, Ocak'ta mı? Aralık, %13'tü. hem Aralık hem Ocak hocam. Evet. Ocak Aralık'ta %13'tü aylık. Ocak ayında da %11'lerde gelmişti. E tamam, tabii oradan yani düşecek, hani 70'lerin altına düşebilir. Bu enflasyon düştü anlamına gelir mi? Gelmez. Bizim için gelmez. Çünkü aylık enflasyon yine 3, 4 hatta 5 hızında artmaya devam edecek. Dolayısıyla enflasyona karşı bir zafer kazanmış değiliz. Üçüncü noktaya gelin. Peki enflasyon beklentileri düştü mü? Hayır kardeşim, düşmez. Baz etkisini çıkartırsınız, düşmez. Sebeplerini ilk FED bölümünde de açıkladım. Enflasyonu başıboş bırakırsan bir süre sonra kendi kendini besleyen bir canavar haline gelir. FED Amerika'da enflasyon 8 iken bundan korkuyor. Bizde 88 olmuş. Biz hala artık hiçbir şey yapmasak dahi enflasyonun kendi başına yükseleceği gerçeğini anlamıyoruz. Ben 90'larda yaşadım ve para kazanmaya çalıştım. Çok iyi biliyorum bu gerçeği. Şimdi o zaman bütün bunları toplayalım ve bakalım manzaraya. Aylık enflasyonun 3-4 altına düşeceğini hiç sanmıyorum. Hatta aylık yükselir. Neden yükselir? Yılbaşında herkese zam yapacağız ya. Bak, bir yandan seçime giderken ekonomiyi soğutmama kararlılığı içindeyiz. Tamam, anlaşılabilir bir şey. Yani ekonomi zaten büyüyebileceği kadar büyüyor. Ekonominin arz tarafı üretebileceğinin çok maksimuma yakın bir seviyede. Pardon. El titremesini azaltmaya çalışıyorum. Evet hocam, böyle bir yere mi yaslasanız daha iyi olur. Nereye yaslayayım Başımı. bilemiyorum ki evladım. Şöyle mi yapsam? Şöyle deneyelim. Şimdi Daha iyi oldu sanki. Süper. arz tarafı büyüyebileceği kadar büyüyor. Yani kısa vadede bunu arttırmanın imkanı yok. Fabrikanın yanına ikincisini koyamayız. Ama talep tarafı %100 artacak sene başında. Çünkü asgari ücrete, yani daha önce görmediğimiz cemaatlikte zamlar yapılacak. Bu bütün ekonomiye yayılacak. E o zaman ne olacak? Malına talep gelen ama elinde fazla malı olmayan herkes zam yapacak. Bunu şöyle çok teknik bir deyimle de açıklayabilirim. Resesyona girmezseniz üfe ile tüfe arasındaki fark bir şekilde kapanır. Nasıl kapanır? Yani resesyona girmediğimizde üfede %50 olduğuna göre tüfe oraya doğru çıkmaya başlar. Enflasyon manzarası budur. Fevkalade karanlıktır. Bir nokta daha var. O noktaya da geleceğiz. Bütün bu analizlerim dolar TL'nin seçime kadar makul bir düzeyde, yani 18 şu andaki seviyeyle 20-21 arasında tutulabileceği varsayım üzerine kurgulanmıştır. O varsayıma ben inanmıyorum. Eğer bir kez daha kur şoku yersek 21 Aralık malum, o zaman enflasyon tabelaya sığmaz yani. Tabelanın yanına bir tabela daha koymak gerekir. Hiperenflasyon oluruz. Hocam bugün Hakan Kara hocamızın bir tweet'i vardı. Bu İTO geçinme endeksiyle gördüğünüzü bilmiyorum. Enflasyon arasındaki farkı koymuştu. Ne Evet. kadar ciddi açıldığını gösteren. Ben de bugün böyle hatta şey dedim. Bu fark nereden kaynaklanıyor diye sormuş hocamız. Ben de tabii hatta kendi sosyal medyamda da duyurdum. Şöyle yazdım. Muhakkak bunu bilenler, hatırlayanlar olacaktır. Sene başında şey demişti TÜİK Başkanı, ben 84 milyonun şeyini alamam. Yani işte eğer ben 84 milyonun 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyona hakkını yemiş olurum demişti TÜİK Başkanı sene başında. Zaten ondan sonra bir hafta sonra da kendisini görevden almışlardı. Dolayısıyla Adam sözünü tuttu. O yapmıyor artık. evet. Ay hocam ya. Gözlerimiz konuşuyor şu an. Gözlerimiz parlıyor hocam. Anlıyorlar bizi. Neyse, Allah'tan halka yanıltıcı bilgi vermiyoruz. Bak hep doğrular. Yani bizim her yayınımızda her ağzımızdan çıkan şeylidir, teyitlidir. Buradan şeye de geleceğim hocam. Şimdi bu hem enflasyon düşüşü hem de malumunuzca bu İş Bankası Genel Müdürü'nün açıklaması vardı. Bu finans zirvesinde, finansın geleceği zirvesinde Hakan Bey'in. Böyle gayet Hakan Aran Hoca diyelim, aslında İş Bankası Genel Müdürü. Bu faiz düşüşünde Sayın Nebati'nin karşısında bayağı böyle eleştirel bir şekilde, aslında
bankaların ne kadar zorlandığını da ifade edecek şekliyle bir açıklaması oldu. Beraber alınan makro ihtiyat tedbirlerle beraber artık biz ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Faiz oranlarının inmesi ne açıdan size yarar? Krediye daha ucuza erişebiliyorsanız, eğer kredinin fiyatlısı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa, güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur. Mühim olan burada kredi faizlerini, erişilmez bir kredinin faizini, rafta duran bir kredi faizini indirmekse amaç, evet faiz iniyor. Ama eğer o krediyi erişilebilir kılmak ve bunu üretime döndürmek, yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımızın olduğunu ifade edeyim. Ben de böyle hocam geçmişe gittim. Hatırlar mısınız? Ersin Özince o zaman İş Bankası'nın genel müdürüyken böyle seneler evvel 2010 falan da herhalde eleştirdiği zaman çok topa tutulmuştu. Gene biz bu faiz konusunda çok tartışıyorduk. Bizler ekonomi içindeki işler yanlışları görüyorduk o zamanlarda da ama tabii bu kadar inim inim inleyen, halkın iliklerine kadar nüksetmiş enflasyon yoktu. Ondan dolayı şimdi insanlar daha çok ekonomiyi böyle anlamaya çalışır ve konunun daha çok popüler olmasını ben buna da bağlıyorum. Çünkü artık zaten hani rakamların gerçekliğini tartışmaya gerek yok. Hepimizin yaşadığı bir noktadayız. Dolayısıyla burayı nasıl değerlendirdiniz? Yani hem bu İş Bankası Genel Müdürü'nün faizle ilgili çıkışı, konuşması ve bunun aslında çok da bu yayında da görüşünüzü de merak ediyorum. Bankalar noktasında önümüzdeki dönem özellikle 2023 için hani daha ciddi sıkıntı olabileceği nasıl görüyorsunuz hocam? Ya bir kere bütün bu konuşmaya şuradan başlayalım ve bunu bütün samimiyetimle yani vicdanımın sesini dinleyerek söylüyorum. Biraz sonra söyleyeceklerim hiçbiri bankalar batık, bankalar sermayeyi yitirdi, bankalardan para çekin anlamına gelmiyor. Hakikaten öyle bir şey yok. Ama bir, yalnız bankalar değil, TÜSİAD, daha önce de TOP, ihracatçılar, çeşitli vesilelerle artık hükümetin ekonomik politikalarına dayanamadıklarını arz ettiler. Ve Türkiye gibi iş dünyasının her hükümetle iyi geçinmeye özel bir gayret gösterdiği bir ülkede eğer bu kadar nazikçe dahi olsa, itirazlar dile geliyorsa çok ciddi bir sorun var ve bunu yani bunu çözmek yerine bu insanları cezalandırmak veyahut da tehdit etmek, medya kampanyasıyla susturmaya çalışmak sadece sorunları büyütür. Şimdi diyelim banka, Sayın İş Bankası Genel Müdürü'nün görüşlerinin niye doğru olduğunu düşündüğümde ve bankalar sıkıntılı günler geçirecek. Bunu da söyleyeyim. Ya bak sebebi de şu. Eğer şu anda içinde bulunduğumuz faiz ortamını yıllarca süreceğini varsayıyorsak Hakan Aran. Sen söyle evladım, evet. Hakan Aran Bey yanılıyor. O düşmanlık yapıyor. Ama sanırım herkes kabul ediyor ki enflasyonun 80 olduğu bir ülkede faiz 10 olmaz, 12 olmaz. Yani bu olmaz. Bu hiçbir şey burada soru şudur. Yani bu ne zaman patlar? Hastayı ne zaman kaybeder? Ha. Şimdi önümüzdeki 6 ay, 1 yıl içinde faizler enflasyonun o zamanki seviyesiyle tutarlı bir düzeye gelecekse, yani diyelim 2023 sonunda enflasyonu 40'a düşürdük. Tamam. Faizinde yine 40, 30 ile 50 arasında bir yerde olduğu bir ortama geldik. Banka bütün karını yitirir ve sermayesi de ciddi boyutta aşınırsa bir de çok basit. Bankayı bir fabrika olarak görelim. Girdisi mevduattır. Bu mevduatı alır. İçeride drrrr işler. Sizi kazıklar pardon. İyi ki elim gözükmüyor orada. kredi yapar. Veyahut da devlet tahvili yapar. Yani menkul kıymet yapar. Bunları pazarlar. Aradaki farkı da kar marjı olarak cebine koyar. Şimdi burada girdi şeyi, döngüsü yani sizin girdi alış hızınız mal stoğunuzda çok daha kısa bir vadeye sahiptir. Yani mevduatın ortalama vadesi 3 aydır, 4 ay, 5 aydır. Ama kredilerin ortalama vadesi en az 6 ay, belki 1 yıldır. Bir de devlet tahvilleri var ki şu anda banka portföyünün 4'te 1'ini teşkil ediyor. Orada da 5 yıldan 10 yıla kadar gidiyoruz. Şimdi birden şu anda 12 olan mevduat faizinin faiz ortamı değiştiğinde 40'a çıktığını farsayalım. Aksi halde mevduat kaçacak.
senin girdi maliyetleri %40'a çıkmış olacak. Ama sen çıktı mali, çıktı fiyatlarını o şekilde ayarlayamıyorsun. Bunun imkanı yok. Çünkü kendi 10 yıllık devlet bonosu var. Faizi belli almışsın. Kredileri de ertesi gün telefon açıp ya biz hata yapmışız abi. Faiz 25 değil. Bundan sonra 50 olacak diyemiyorsun. Ne olacak? Aradaki farkı cepten yiyorsun. Ve cepten yediğinde de bankacılık teamüllerine göre karın bittiğinde sermayeden düşmeye başlayacaksın. Bankalarında iş yapabilmek, kredi verebilmek için belli bir sermaye yeterlik oranını tutturması lazım. Sayın İş Bankası Başkanı bunu söylüyor. Ve eminim yani özel sohbetlerde bütün bankacılar söylüyor. Yani bu bankacılık bir 101 dersi. Ve bu böyle devam etmez. Bir de bunun üzerine sürekli olarak bankaların kime kredi vereceği, nasıl vereceği, kaç yıllık devlet tahvili tutacağı, kimden döviz alıp kime döviz satacağı konusunda birbiriyle tezat teşkil eden kurallar koyuyoruz. Sonuç olarak banka artık iş yapamaz hale geldi. Ve Sayın Hakan Eren çok önemli bir şey söylüyor. Biz modele karşı değiliz, destek vermeye çalışıyoruz. Sizin yaptıklarınız çorbayı bozuyor diyor. Bu da doğru. Siz bir yandan diyorsunuz ki herkes ucuz kredi verin. Öte yandan diyorsunuz ki yok ama kredi alacaklar, fatura getirsinler. Ama bunlar aslında hepsi sahtekardır. Dövize kaçacak, mani olun bir şekilde. Döviz satmayın. İhracatçıdan dövizinin %40'ını alıp ondan sonra ihracatçıya döviz kredi vermeye kalkıyorsun. Yani bunlar yürümeyeceği belli. Dolayısıyla bankalar yarın değil ama bir yıl içinde çok ciddi bir karlılık sorunlarıyla karşılaşacaklarını çok iyi biliyorlar. Ve bu iş bir noktaya geldi ki birkaç ay daha böyle devam ederse ya da işte Sayın Şahap Kavcıoğlu galiba önerdi. 20 yıllık tahvil falan çıkartıp kabak dolması gibi bankalara tıkmaya kalkarlarsa bankalar iş yapamaz hale gelecek. İşte Sayın Hakan Eren bu uyarıları yapıyor. Peki bu işin sonucu nereye var? Bir, bence hükümet dinlemez. Şu ana kadar dinlemedi. Bundan sonra da dinlemez. Bankalara cezai yaptırımlar başlar. İkincisi, yabancı sermayeli bankalar devletin söylediğini takmaz. Çünkü onlar Avrupa işte şu bu bankacılık otoritesinin kurallarına bağlılar. Yapmazlar abiciğim. Gerekirse de kapıyı kapatırlar. Üçüncüsü, banka mecburen hepimizin yaptığı şey yapar. İtaat ediyormuş görünür, itaat etmez. Kapıya yazar, gel sana %9'dan 5 yıl vadeli işte abartıyorum, kredi veriyorum diye. İçeri girdiğinde sana öyle koşullar ortaya koyar ki sen o krediyi alamazsın. Sonuçta ya bankacının canı yanar ya da hükümetin bütün çabalarına rağmen kredi hacmini toparlayamazsın. Kredi hacmini toparlayamadığın zaman da ekonomi yavaşlar, seçim kaybedersin. Banka hisselerini Allah rızası için sorma. Sanırım yani hocam, ne olur bir daha söyleyeyim. Bir de yani şey yapmayayım hani akşam vakti insanlar belki oturup bir şıra içiyorlar, bir peynir ekmek yiyorlar. Başka bir şey bulmak imkansız. Hani onlar şaşırırlar hocam. Bozulması. Bankalar bu kadar deli kar ediyor. Aman ne olacak karın bir kısmını verseler. Ama ben hocam bu noktayı yani sistemi bu zamana kadar ya şimdi bir şey söyleyebilirim. Pardon bir cümle söyleyeyim. Bankalar kar ediyor mu? Garanti Bankası uluslararası muhasebe kurallarına göre denetlenmiş bilanço açıklamak bazında. Üçüncü çeyrek bilançosunu gelir tablosunu açıkladığında bir SPK ve borsaya bildirilen kara baksınlar. Bir de dipnotlardan geçerli usullere göre düzenlenmiş olan karına baksınlar. Ondan sonra bu konuda devam edelim. Sözünü kestim. Evet, enflasyon muhasebesine göre aslında zaten bu noktada değil bankalar. Ama şu anda tabii genel halk bu kadar detay bilmediği ve bankaların çok kâr ettiği, hatta bu işte en kârlı onların olduğu ve dolayısıyla devletin, hükümetin bu konudaki baskısını bunlardan kaynaklanan işte bankalar yapmıyor noktasına böyle daha basit yorumlar da var. Okuyorum halktan gelen, en azından hem YouTube'dan hem sosyal medyadan gelen. Ama ben bu noktayı çok yani bu zamana kadar pek çok şeyi sarstılar ama şu an sanki böyle demire yapışmış gibi o hani binanın demirlerini böyle yerinden oynatmaya çalışıyoruz ve bunu çok büyük bir risk olarak görüyorum ben. Hani burası böyle çok sanki şey gibi geçiliyor ama bunun devamının gelmesi durumundaki, aslında onu soracaktım. Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporunda bu 20 yıllık bono bile çıkarılması lazım hususunu. Ama şöyle bir durum var. Yani
TL'de, yani şu an izleyicilere soralım, lütfen yorumlara yazsınlar. Ya şu an TL'de faiz 9'ken senin Türk Eurobond'un dolar bazında 8 yıllık 10 yıllık kağıtlar dolar bazında 9-10'ken sen şimdi 20 yıllık TL faizine mi gidersin? E bir güzel kardeşim, yani 20 yıllık TL faizini hangi faizden alacaksın? Dolarda zaten 9-10 faiz varken kim alır bunu? Yani hangi para sahibi kişi gidip hocam. Bak sen ne yap biliyor musun? Bunu bitirince Ankara'yı ara, orada Cumhurbaşkanlığı Şikayet Ofisi var. Bir oraya bir mesaj bırak. Çünkü hepimiz biliyoruz yani. Tamam hocam. Önce onlardan başlayalım o zaman. Rica ediyorum. Kimlerin elinde varsa dolar, bütün kamu kurumlarında hangi bakanlığın elinde dolar varsa onlar da tutuyorlar dolar. Hepsi yapsınlar hocam. Görelim, ya da TL'lere dönsünler. 20 yıllık bonoya girsinler. Önce onlar başlasın. Vallahi hocam şimdi borsayı soracağım. Çünkü bütün her şeye Bu rağmen doları bizim borsa... sormadın ya. Neyi sorayım? Doları sormadın. Ay oraya, orası en heyecanlı kısmı. Şu Tamam an peki. böyle şey yükselsin istiyorum. İzleyin. Orası çok reyting aldığı için. Az sonra çok 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 Atilla Eşnat hocamızdan dolar yorumu. Ama önce hiçbir şeye rağmen kulaklarını tıkamış ve bütün bunlara rağmen, bütün bu açıklamalara rağmen %1 gene yukarı gelmiş, 4.100'lere gelmiş bizim borsamız için. Hocam yani nereye gidiyor bu borsa? Var mı yorumunuz? 9.000'e mi gidiyor söylenecek gibi? Çünkü şey diyorlar hocam, KKM'deki bütün dövizler borsaya dönerse endeks oraları da görürmüş. Yorumunuz ne olur hocam borsaya? Valla şimdi borsa konusunda konuşmakta fevkalade rahatsızım. Sebebi de şu. Ben hakikaten çok basit ve her yaşamın her şeyinde, alanında muhafazakar bir insanım. Borsa bu sene dolar bazında %50 prim yaptı, değil mi? Dolar bazında babaannem %50 prim yapsa satarım ben. Paramı cebime koyar, sonra etrafa bakar, babaannemi ucuzdan geri almaya çalışırım. Ama yani borsanın düşmesi için makul bir neden göremiyorum Saadet. Yani sen, ben, hepimiz paramızı finansal sisteme koyduğumuzda devletin bunu şakır şakır çaldığını biliyor. Ya resmen servetimizi elimizden alıyorlar. Ben ne yapayım? Doları da tutmuşlar ve tost makinesinin içine sokmuşlar. Kıpırdatmıyorlar. Geberdim ya. Fakirleşiyorum yani. Bu az buz değil. Hani insanoğlu bazen bir yıl %5 kaybeder. Ertesi yıl bunu geri alır. Öyle değil ya. Senede %40 servetimizi kaybediyoruz. İnsanların zengin olan konuta gitti artık. Ben konut patlayacak dedim de sen patlayacaksın moruk diyenlere buradan öpücüklerimi yolluyorum. Anlaşılmadı galiba. Konut patladı. Konut fiyatlarına bakmayın. Satılığa çıkarttığın konut kaç ay şeyde kalıyor, askıda kalıyor, ona bakın. Tamam. Otomobil zaten alacağım. Ben de alacağım. Vallahi otomobil veririm. Yok Tok ki. tok alacağız hocam beraber. Şubat'ta gelsin. Evet. Tok Onu alacağız bekliyorum. beraber. Başka çare kalmıyor. Bence o da o fabrikanın yönetimi de Merkez Bankası'na Şahap Bey'e versinler. Çünkü o sonsuz miktarda üretmeyi biliyor. 100 milyon üretsin. Onlardan herkes 2 tane alsın. Şimdi yani bu şartlar altında hani her şeyi de kaybedeceğim. Borsada az da olsa kazanma şansım var. Gidiyorsun bir de yani oturup konuşuyoruz. FK bazında, daha önemlisi EBITDA bazında. Pahalı değil şirketler. Hadi onları da bırak. Hepsi enflasyon tarafından çarpıtılmış. Ya sonuçta işte Moç Holding alıyorum. Babancı Holding alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Marka ismi belirtemiyoruz galiba. Ya sonuçta karşımda 100 yıllık, 50 yıllık kurumlar var abi. Elimde kalacaksa onun malı kalsın. Şimdi 2 tane risk var. Yani bu genel görüş. Bir, dolar patlarsa ne olacak? Dö 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 Evet. dö Zurnanın zırt dediği yer en önemli kısım. O zaman dolar yukarı dö. Dur bir giderse dakika dur. Sözüm bir saat. Sen sözüm bir. İkincisi, seçime giderken bu ülkede çok karanlık olaylar olacak. Ekonomik anlamda. Gerisine karış. İnşallah bir şey olmaz. Kimse bunu anlamıyor mu ya? Yani bu basit bir seçim değil. Rejim değişikliği olabilecek bir seçim.
Şimdi kimileri der ki ya ben hayatımı Sayın Erdoğan'dan kazanıyorum. O kazanırsa borsa prim yapar. Ona göre pozisyon alır. Kimisi de der ki ben Erdoğan yüzünden hayatımı kaybetmek üzereyim. Muhalefet kazanacaksa borsaya gireyim. Hangisinin doğru olacağı Mart'ta şekillenir. O zaman da yanlış pozisyonda kalan yağlı bakla kazığından sandalyeye oturur. O yüzden yani alın kardeşim alın ama şunu da göz önünde bulundurun. Yani çok ciddi bir şekilde dolar riski var. Ve ben bu şahsi kanaatimdir. Kimsenin katılmasını beklemem. Benim borsada kalıcı olarak pozisyon almam için ben Sayın Erdoğan'ın emekli olabileceği bir seçim senaryosu görmek isterim. Çünkü Sayın Erdoğan bir kez daha kazanırsa yani bu ekonomiyi duvara taslatacak. O yüzden dikkatli olalım ama çaresizlikten başka yapacak bir şeyimiz yok. Yani hani ne yapalım? Bari dikkatli bence, olun. Hani çok... Bence yeteri kadar uyarı oldu hocam. Mesaj çok okay. Net bence. Zaten seçime kadar daha çok yayın yaparız. Fakat bu doların yani size eminim çok soru geliyordur. YouTube'da izah ediyorsunuz. Her yayınımda soruluyor ama bütün buna rağmen yani bu doların bu kadar yerinde sayıyor olması ki bugün euro dolar paritesi aşağı geldi. Yine dolar lehine güçlendi. Ona rağmen hiç dolar kıpırdamıyor yerinde. Şu an 0.97-50'lerde euro dolar paritesi. Gayet 18-60 lira böyle demir attık. Hiç oradan kıpırdamıyoruz. Şimdi aslında biraz düşünsek özgü yani hiçbir şekilde Türk toplumunu cehaletle ve aptallıkla suçlamıyorum ama pek çok konuda akıl tembelliğimiz var. Benim de var. Pek çok konuda kendi analizimizi yapmıyoruz. Ya dünyada her şey kıpırdarken kıpırdamayan bir tek ne olabilir? Acaba kıpırdamaması, kıpırdamasından daha büyük bir sorun değil mi diye sormasak mı kendimize? Kardeşim, dolar TL her ay %2 yükselse, ben dolar krizi, dolar şoku falan konuşmam bile. İdare edilebilir. Bir ülkede enflasyon 80 iken sen devalüasyon oranını sıfırda tutuyorsan, bırak işin finans piyasası boyutunu, ihracat yapamazsın. Ve ithalatın patlar. Yakında artık lüfer balığını bile ithal malı Norveç'ten almaya başlarsın. Bu gerçeği kimse görmüyor mu? Ekim dış ticaret rakamlarını kimse görmedi mi? Doları tutmak için Merkez Bankası'nın artık Türkiye'yi bıraktık, Arabistan'dan, Rusya'dan, Afganistan'dan para dilendiğini kimse görmüyor mu? Ha, kimileri diyebilir ki ya sana nasıl tutuyorsa tutsun. Tutar abi, eyvallah. Bir şey diyemem, tutar da hakikaten. Kaç defa biz Erdoğan'ın defterini kapattık, geri döndü. Mucizevi bir adam, bir şey demiyorum. Ama ben bu analizi yapamam. Ben görünebilir faktörlere bakarım. Fed'in kararı ve dolar endeksine bakarım. Enflasyon faiz dengesizliği, faiz döviz kuru dengesizliğine bakarım. Ve en önemlisi, yani Rusya'dan büyük para bekliyoruz ya, gelirse arkasından da yaptırım gelecek. Seçim gelecek. Bu tür kuruş şoklara olasılığına bakarım ve derim ki dolar TL bu kışı çıkartmaz. Yani 21'e kadar filan TCMB tahammül eder. Ondan sonrasını zaten tutacak dövizi yoktur. O noktada Sayın Erdoğan'a bir telefon gider. Derler ki paşam biz sermaye kontrollerine geçelim. Yani bireylerin döviz nakit işlemle, ticari olmayan işlemlerine kısıtlama getirelim. Bu işin sonu burasıdır. Eminim yüz binlerce kişi ve inşallah öyle olur. Mayıs ayında Ekşi Sözlük'te, YouTube'da, sosyal medyada bak salak yine yanıldı. Ulan işte dolar TL'yi 18.30'da kaldı diyecektir de inşallah desinler. Ama ben mucizelere göre konuşamam. Yani bir projeksiyon yaparken ha tamam yarın mucize olacak. Buna göre hesabımızı yapalım diyemem. Mucizeler olmadığı sürece dolar patlayacak. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve maalesef yani Türkiye'de kötü şeylerin hepsi kış aylarında olur. Peki hocam dolar kurunda... Ya Sadet bir saniye. Özellikle YouTube'da falan izleyecekler için çok özür diliyorum. Herhalde açlıktan azıcık. Ellerim çok titriyor. Yayın kalitesinden özür dilerim. İstiyorlarsa yani seyrederken sadece radyo gibi dinlesinler. Devam et şimdi. Tamam. Çok kısa zaten hocam. Hemen toparlıyorum sizi daha fazla yormamak adına. Peki mesela dolar kurunda böyle ani diyelim ki
bir sıçrayış oldu da 25 lira geldi. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kafamdaki senaryoyu soruyorum. Böyle bir durumda borsada bir aşağı hareket mi beklersiniz, yoksa o da tam yılları dolar yukarı geldi zaten. Yok, o zaman de... o zaman yalnız borsadan değil, konuttan, arabadan, mevduattan, devlet tahvilinden, BES'ten, her yerden para çıkıp dolara koşar. Biz bunu biliyoruz. Yani insan mentalite olarak trendin tersine hareket etmeye alışmış değil. Halbuki Warren Buffett ne demiş? Borsa sabırsızlardan sabırlılara servet transferi yapan mekanizmadır demiş. Ben dolar 25'e gitse dolar satarım. Ve ondan sonra da ağlarım. Dolar 18.5'tan 25'e gittiğinde bu soruyu sorduğun 10 kişiden 9'u daha da yükselecek alayım der. O yüzden de yok. Ha şimdi ondan sonra neler olur? O biraz satranç tahtası hesabına giriyor, hiç girmiyor. Ondan sonra millet bakar ya ucuz kaldı, işte bak bu adamın dolar fazlası var ya, işte menkul kıymetlerini de, eyvallah oralara sonra gireriz. Ama ilk şokta, ve ilk şokta zaten borsa %20 dayak yedi mi kusura bakma. O 2.2 milyon yatırımcının 2.09 milyonu hayatında kriz yaşamamış, kaybolur ortadan, bir daha gelmez. O yüzden hayır, hayır, ne o? Çünkü tam tersine düşünenler de var. Kur yukarı, borsa yukarı şeklinde düşünenler var. Bence bu uyarıyı, uyarınıza dikkate alsınlar. Son olarak da hocam, malum altını soracaklardır. Ben böyle hemen küçük bir yorumları da açtım yayınımızın sonlarına gelirken. Bir de hocam altın için sene sonuna kadar veya önümüzdeki dönem için böyle küçük bir yorum sizden rica etmiş olalım. Vallahi Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanmasa altın gitmez. Yani en az 3 ay 4 ay daha gitmez. Ha işte ben yine burada maalesef yani zaten çocuklukta çok dayak yedim, zıt düşünen bir insanım. Ya ABD Çin'e çip satışını yasaklamış. Çip teknolojisi satışını yasaklamış. Bir savaş var orada. Ukrayna'da işlerin düzeleceğini düşünen var mı? Buna jeopolitik risk derler. Eğer altın jeopolitik riske göre fiyatlanmaya başlarsa, ki bence gelecek yıl başlar. Çünkü tamam yani kardeşim Fed 5'e gidecek faizde ama zaten 3.5'a geldi değil mi? 3.5'e falan. Yani bir noktada insanlar artık Fed'in gitmeyin. Daha fazla değer kazanmadığını görecekler. O noktada altına talep gelir. Altın bence yani al kenara at ve unut. 3 ayda prim yapması 6 ayda yapar. Benim dünya görüşüm, ki ben hiçbir zaman altını seven bir yatırımcı olmadım, bana portföyümde altını arttır diye. Küçük bir de euroyu sormuş olayım hocam. Ondan sonra yeni kapıyı olacağım. Vallahi euro, ya euro her zaman, ben euro düşmanı oldum ve düşecek diye bekledim. Olmadı. Bu sefer de 0.95'i alt limit olarak görüyorum. Oradan pek aşağıya gitmez. Çünkü Avrupa Merkez Bankası da muhtemelen Fed gibi resesyon riskini göze alıp faizleri arttıracaktır. Bir de çok teknik detaylara girmek istemiyorum. Yani Avrupa bölgesi en kötü durumda bile işte cari fazla üreten, Amerika sürekli cari açık üretmeye mahkum bir ülkedir filan falan falan. Yani Euro'nun çok hayranı var. O yüzden hani şöyle söyleyeyim. Euro'nun mesela 0.9'a gitmesi için Amerikan ABD devlet tahvili faizlerinin 5'i filan görmesi lazım. Ama onu da pek makul görmediğim için dar bantta biraz, yani euro değer kazanmaz dolara karşı. Ama gideceği hocam, yerde 0.3 felik falan aşağıdır. Çok teşekkür ediyorum. Bu sefer böyle oldu. Yayın kalitesi için kusura bakmasınlar. Siz de söylediniz. Evet, samimiyetle özür diliyorum. Tamamen benim hatam. Bir dahaki sefer hocam özellikle bu sefer kesin diyeceğim ki hocam ne olur karşınıza alın. Ben de çünkü üzülüyorum böyle. Siz de efor sarf ediyorsunuz. Bir taraftan da o kadar hani sizin bilginizden faydalanmak isteyen, ben yayının duyurusunu yaptığım zaman hani çok heyecanla böyle bana güzel yorumlarla ileten kişiler var ki, onun için ben de hani sizi hem yormak istemiyorum ama aynı zamanda sorularım da birikiyor. Onun için bu sefer böyle yayını hemen daha da fazla uzatmadan çok teşekkür ederek kapatıyorum. Bu akşam kusurumuza bakmasınlar. Bir sonraki yayında hocam kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda yenisine diye niyet ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. Yüce Tanrılardan söylediğim her şeyin yanlış çıkmasını samimiyetle dileyerek iyi geceler diliyorum ben de.